Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4 milletvekili adayı arkadaşımız, kütahımızın yakından tanıdığı. Milliyetçi Hareket Partili Vekil Alim Işık'tan AK Parti'ne zehir zemberek açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya'nın AK Parti iktidarı döneminde göç veren, değerlerini özelleştirmelerle kaybeden, ihtiyarlaşan ve emekli şehri bir il konumuna geldiğini söyledi. Alim Işık, AK Parti'den aday olmuş çok değerli arkadaşlarımız var. Şahısları hakkında hiçbir olumsuz şey söylemem ama aday olmuş arkadaşlarımız AK Parti'de üst düzeyde yöneticilik yapmış arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızın döneminde Kütahya'nın vekil sayısı 6'dan 5'e, 5'ten 4'e düşmüştür. Kütahya'nın durumu ortadadır. 7 Haziran seçimlerinde Kütahyalı seçmen AK Parti'nin 12 yılda Kütahya'ya ne verip vermediğini değerlendirip oylarını kullanacaklar dedi. Alim Işık açıklamasına şöyle devam etti. İktidar döneminde yanlış hatırlamıyorsam bir aday arkadaşın il yönetiminde olduğu dönemde Kütahya'nın milletvekili sayısı 6'dan 5'e düştü. Bir başka arkadaşımızın il başkanlığı döneminde ki görev yaptığı bir döneme rast geldiği 2014 yılında da yıl sonu nüfusu itibariyle yine Kütahya'mız göç vermeye devam etti. Küçüldü ve 5'e düşmüş. Bir dönem önce 5'e düşmüş milletvekili sayısı bu defa da 5'ten 4'e düştü. Aynı şekilde ilçe yönetimlerinde görev almış. 24. dönemde milletvekili olarak görev yapmış arkadaşlarımızın Kütahya'ya ne verdiğini mutlaka Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vererek onları milletvekili yapmış veya ilçe yönetimine getirmiş hemşerilerimiz bu desteklerinin karşılığını alıp alamadıklarını mutlaka vicdanlarında sorgulayacaklardır. Beraber görev yaptığımız 24. dönemde milletvekilliği yapan arkadaşlarımızla zaman zaman siyasi tartışmalarımız oldu. Zaman zaman dostluklarımız devam etti. Halen de kişisel olarak hiçbirisiyle bir problemimizin olması mümkün değil. Ama düşünürüz ki bir milletvekili arkadaşımızın ki bu dönemde aday olmuştur. Görev yaptığı dönemde Kütahya'nın Sağlık Bakanlığı tarafından 2010-2013 yılları yatırım programına girmiş olan devlet hastanesi maalesef programdan çıktı ve yer değişikliği nedeniyle 2013 yılında bitmesi gereken hastane şimdi daha temel atılamadı. 30 Mart seçimleri öncesinde tüm bakanlar her geldiğinde Kütahya'ya hastane yapacaklarını, hızlı tren getireceklerini, diğer sorunları çözeceklerini söz vermelerine rağmen bugüne kadar bu verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Tutulmadığı gibi Kütahya'yı yine kaybetmeye devam etti. Tavşanlı'da Tunç Bilek Termik Santrali özelleştirildi. GLA'de yeraltı madenciliğinde çalışan işçilerimizin artık bundan sonra devlet adına iş yapma hakları elinden alındı. Özel sektör aracılığıyla hizmet alımı ve rödevans usulüyle bundan sonra maden çıkarılacak bir il haline geldik. Artık bundan sonra Kütahya'da devlet adına çalışan bir işçimiz kalmayacak. Ve her özelleştirmenin arkasından yeni mağduriyetler, yeni göçler ve birçok kayıplar yaşadık. Şimdi elbette ki Kütahyalı hemşerilerimiz bu adayları kendi vicdanlarında tek tek tartacaklar. Kimin döneminde Kütahya ne kazandı, ne kaybetti buna bakacaklar. Ve ellerini vicdanlarına koydukları zaman da sandık başında hür iradeleriyle kararlarını buna göre vereceklerdir. Biz kimseyi şahıs olarak eleştirmedik. Kimsenin özel hayatıyla ya da özel hayatındaki yaşantısıyla ilgilenmedik. Ama bizim sevdamız Kütahya'mız, bizim sevdamız Türkiye'miz. Kütahya ne kazandı, ne kaybetti. Biz kaybetmeyelim diye mücadele ettik. Muhalefet Partisi'nin iki dönem görev yapan bir milletvekili olarak sürekli uyardık. Hızlı tren projeleri gündeme geldiğinde gelin Kütahya'dan geçmesi gereken bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı'na bizzat gidelim. Gönüllü sözcülüğünü de ben yapayım. Arzu ederseniz gidelim. Bu güzergahın buradan geçmesi gerektiğini söyleyelim dedik. Kararlaştırdık. Sayın Valinin Başkanlığı'nda yapılan bir toplantıda karar alındı. Tam 2009 yılı 10 Ekim tarihinde hiç unutmuyorum. Kütahya Konağı'nda böyle bir projenin Ulaştırma Bakanlığı'na gidilip Kütahya'mızdan geçmesi gerektiğini söyleyelim diye karar almamıza rağmen maalesef ne davet edildik ne de bu projenin üzerine gidildi. Yine aynı şekilde Ankara İzmir otoyol projesinin Kütahya'dan geçmesi gerektiğini, Kütahya merkezden bunun geçirilmesi gerektiğini söylediğimizde insanlar bizimle maalesef hiç ilgilenmediler. Bu uyarılarımızı dikkate almadılar. Özelleştirmelerde
yaşanacak mağduriyetleri defalarca dile getirmemize rağmen maalesef bunlarla ilgili önlem almadıkları gibi tam tersine Kütahya'ya adeta hakaret edercesine dediler ki biz seçimler öncesinde buralara özelleştireceğimizi söyledik ve %65 oyu böyle aldık. Onun için satacağız dediler. Sattınız, tamam, yerine ne koydunuz dediğimiz zaman da hiçbir şey koyamadıkları ortaya çıktı. Yani toplamda 3.6 milyar dolar değerindeki bir özelleştirmenin karşılığında Kütahya eğer 1 milyar dolarlık bile 12 yılda yatırım alamadıysa elbette ki Kütahya'mızın bu haklarının savunulmadığı ve iktidar partisi yöneticileri tarafından, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri tarafından bunun takip edilmediği ortaya çıkmaktadır. Onun için biz diyoruz ki Kütahyalı hemşerilerimiz bu dönem kaybettiklerini yeniden geri kazandıracak yeni bir kadroya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kadroda Milliyetçi Hareket Partisi'nde vardır. Milliyetçi Hareket Partisi hem Kütahya'yı hem de Türkiye'yi yönetmeye talip olmuştur ve 46 yıllık emeğinin karşılığında inşallah bu dönemde alacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu sevdayla, bu hevesle hep beraber çok iyi bir çalışma dönemi geçirip inşallah 7 Haziran'da da bunu taşlandıracağız ve önümüzdeki dönem inşallah Kütahya'nın bu kaybolan değerlerini yeniden kazandırıp Kütahya'yı küçülen trendinden alacağız, büyüyen bir şehire doğru götüreceğiz. Amacımız bu, sevdamız bu. Bunu da Kütahyalı hemşerilerimizin mutlaka gördüğünü ve teveccühlerini bizden yana kullanacaklarını bekliyoruz.